Küsat Sanat Yerleşkesi'nde benim en çok dikkatimi çeken sanat dallarından biri olan Sikrofitto sanatçısının yanındayız. Gerçekten sabır, motivasyon, dikkat gerektiren harika bir sanat. Kütahyalınızın çoğunun bu sanattan haberdar olduğunu pek düşünmüyorum. Ben öğrendiğimde çok heyecanlandım ve çok etkilendim. Bu sanatın temsilcilerinden biri olan çok değerli bir ismin yanındayız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Sefa Bey. Hoş bulduk. Gerçekten çok heyecanlıyım sizin yanınızda olduğum için. Çünkü efsane bir sanatınız var. Sanat hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, ben size kısaca Sigrofitto sanatı hakkında bilgi vereyim. Sigrofitto sanatı aslında bir Selçuklu sanatıdır. Fakat sahiplenilemediği için İtalyanlar tarafından patentini almasalar da bu sanatı İtalyanlar sahiplenmiş. Ben en çok bozuldum ona. Evet, Sigrofitto demişler. Bizdeki adı kaşi tıraş, kaşi çini seramik anlamında, tıraş kazıma anlamına geliyor. Ve biz bu sanatı geriye kazanmaya çalışıyoruz. Bütün amacımız o. Ben 4 yıldır bu sanata gönül verdim. Sigrofitto sanatı bir sabır sanatı, hata kabul etmeyen bir sanat. Kısaca nasıl çalışıldığını ben size anlatmak istiyorum. Beyaz seramiğe püskürtme makinesiyle ithal boya püskürttükten sonra karbon kağıdıyla deseni püskürtmüş olduğumuz seramiğe geçiriyoruz. 0.5 ya da 0.7 uçlu kalemin ucuna dikiş iğnesi takarak, örneğin ben burada bir gül çalışıyorum, noktalama tekniği kullanıyorum. Noktalama yapıldıktan sonra bunlar gölgelendirmeye geçiyor ve hata kabul etmiyor dediğim gibi. Bunlar bizden sapasağlam çıktıktan sonra fırına pişmeye gidiyor. Eğer fırında gene pişerken kırılır ya da çatlarsa gerçekten artık bütün emek heba oluyor. Eyvah. Sabır sanatı dediğim gibi severek çalışıyorum, severek yapıyorum. Bu gülü noktalama tekniğiyle çalışıyorum ve dediğim gibi dikiş iğnesiyle noktalama ve gölgelendirme yöntemleri uyguluyorum. Bu görmüş olduğunuz eserde eski İzmir sokağı gravürdür. Bunda da birçok teknikler uyguluyorum. İnşallah yakın zamanda bitecek, çerçeveye girecek ve sanatseverlerin karşısına çıkmış olacak. Şöyle de gerçekten harika. Deseni, evet. Ve siyah beyaz çalışıyorum ben. Kontrastınız efsane. Gerçekten bu sanatı çok iyi temsil ettiğinizi teşekkür düşünüyorum. Ve elimizin altına mutlaka bir kağıt peçete koyuyoruz. Herhangi bir lekelenme olmasın. Çünkü boya kalkabiliyor, el nemlenebiliyor. Boyanın kalkmaması için bunu biz ziyan etmiyoruz. Etmemek için elimizin altına mutlaka bir peçete bulunduruyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kütahya Germiyan Sokağı'nda bulunan KÜSAT Kütahya Kültür Sanat Derneği Germiyan Beylik Konağı Sanat Yerleşkesi'ni hepinizi bekliyorum. Kapılarımız herkese açık. Bunun akabinde kurslarımız var. Kurslarımıza kayıt olabilirsiniz. Eğitimlerimiz var. Katılım sağlayabilirsiniz. Biz buradayız. Herkese bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.